Herkese merhaba. Galatasaray Haber 1905 kanalına hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. Evet arkadaşlar Galatasaray'ımızın haberlerini ve gündemini değerlendirmeye devam ediyoruz. Sizden tek bir ricamız var. Eğer Galatasaray'lısanız ve Galatasaray'ımızın haberlerini, sesini duyurmamızı istiyorsanız sosyal medyada birlik olma zamanı, kenetlenme zamanı ve hedefimiz 23 konsantrasyon. O yüzden sizden tek bir ricamız var. Lütfen ama lütfen Galatasaray kanalımıza abone olarak bize destek vermeniz ki bu şekilde sesimizi çok rahat duyurabiliriz. Videoya devam ediyorum. Galatasaray'ımızda gündem seçim. Tabi seçimden önce birazcık Fatih Terim'i konuşalım. Fatih Terim Galatasaray'ın başında birçok başarı elde etmiş bir insan. Şimdi heykeli konuşuluyor. Galatasaray'da e, yönetimin aldığı karara göre Fatih Terim'in heykeli dikilecek. Bence dikilsin. Hak ediyor. Sizlere bunu sormak istiyorum. Hak ediyor mu? Benim şahsi fikrim hak ediyor. Fikirlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Galatasaray'da birçok başarı elde etmiş. UEFA kupasını bu ülkeye getiren bir teknik direktör. Süper kupayı da bu ülkeye getiren takımın yapısını oluşturan kişi. Yapısını ve birçok oyuncusunu oluşturan kişi Fatih Terim. Yine Süper Kupa'da tabi Ulcescu vardı. Jardelli bir kadro vardı. Ama o kadroda oynayan oyuncuların birçoğu Fatih Terim'in elinden geçmiş oyunculardı. Yine bakıyorsunuz bu ülkede en çok başarı elde etmiş teknik direktör, en çok kupa kaldırmış teknik direktör ve Galatasaray'ın bir efsanesi. Bunu da unutmayalım. O yüzden bence bu heykel meselesi kesinlikle ama kesinlikle doğru bir karar. Fatih Emin hayalleri vardı Galatasaray'a ilgili. Gerek e, teknik direktör olarak göstermek istediği başarılar ve hayaller gerekse de başkanlık olarak. Şimdi girelim seçime. Fatih Terim seçimle başkan adayı olacak mı? Olmayacak. Bunu konuşalım. Alp Yalman, Mustafa Cengiz ilk hastalığında dönemde Mustafa Cengiz'in seçmek için düşünerekten Fatih Terim'le konuşup Fatih Terim'in başkan adayı olmasını istedi. Fakat o dönemde Fatih Terim başkan adayı olmadı. Şimdi tekrardan seçim gündemde Mustafa Cengiz seçime dair, seçime için dair konuşmalar yaptı. Şimdi Fatih Terim'in başkan adayı olmasını isteyen bazı kesimler var. Hem kongre üyeler olsun, hem diğer üyeler olsun, hem taraftar olsun. Bir kesim Fatih Terim'in teknik direktör olmasını istiyor açıkçası. Bunların başında ise Alp Yalman geliyor. Alp Yalman Fatih Terim'in başkan olmasını çok istiyor. Bence Fatih Terim başkan adayı, adayı, olmayacaktır. Çünkü Fatih Terim'in konuşmalarından şunu anlıyoruz. Evet bu akşam zaten 19.00'da Bini Spor'da açıklamaları var Fatih Terim'in. Belki de bu konuya da açıklık getirebilir ama ben Fatih Terim'in bu dönemde Galatasaray'ın başkanı adayı olacağını düşünmüyorum. Sebeplerini söylemek gerekirse Mayıs'ta seçim var zaten. 6-7 aylık olsun başkan adayı, adayı, olmaz. Bir. İkinci olarak da Fatih Terim'in Galatasaray'ın teknik direktörü olarak bazı hayalleri var. Avrupa'da başarı göstermek gibi. O hayallerini yerine getirmek istiyor. Bir diğer hayali ise şu anda müzeye Galatasaray'ın ambleminin üstüne 5. yıldızı koydurdu Fatih Terim. Fatih Terim 5. yıldızı Galatasaray ambleminin üstüne koydurdu arkadaşlar. Yani şu anda Galatasaray'da stada giderseniz gerçi orayı biz göremeyiz. Özel odalar olduğu için biz göremiyoruz. 5 yıldızı taktırdı. Yani Fatih Terim'in hedefi 5 yıldız. Bu 5 yıldızı taktırmadan gitmek istemiyor. Tabi bir aksilik olmazsa. Galatasaray 5 yıldız alırsa Fatih Terim belki de hayallerine kavuşmuş olacak Türkiye için ama Avrupa için yine de o hayallerine kavuşmayacak. Ee, bazı hedeflerim vardı. Bu hedeflerden bir tanesi de tabii ki Avrupa ve 5 yıldız. Ben Fatih Terim'in başkan adayı olacağını düşünmüyorum. Takım bu şekilde bırakıp gitmez. Fatih konusunu bu şekilde kapatmış olduk. Diğer konuya geçin Mustera biliyorsunuz sakatlanmıştı Çaykur Rizespor maçında geçen sene Çaykur Rizespor maçından sonra hiç forma şansı bulmadı sakatlığından dolayı. Şimdi yavaş yavaş iyileşmeye başladı Mustera. Ekim sonu Kasım gibi antrenmanlara başlayacağı konuşuluyor ama bence çok erken olabilir. Birazcık daha beklemek lazım. Çünkü çok riskli bir sakatlık. Hani daha çok böyle aralık son olacak gibi dönecekmiş gibi gözüküyor Mustera. Mustera dönecek ama nasıl dönecek? Tabi e, başarı açısından e, nasıl dönecek bilmiyoruz. Emrah da gördük. E, temkinli davrandı Emrah Baba. Tekrar sakatlandı ama tabi farklı bir sakatlık. Musera'yı da açıkçası çok merak ediyorum. E, Mustera bu takımın %50'siydi. Ve inşallah eskisi gibi döner. Mustera biliyorsunuz 34 yaşında 1 yıllık kontratı var ve Mustera'ya 2 artı 1 yıllık e, yönetim bir kontrat önerecek. 2 yıllık garanti artı bir de opsiyonlu bir kontrat e, önerdi Mustera'ya yönetim. Şu anda 3 milyon 575 bin euro alıyor. Bunu yaklaşık 2 milyon euro civarlarına düşürmeye çalışıyor yönetim. Mustera da buna sıcak bakıyor zaten. Futbolda Galatasaray'ı bırakmak isteyen bir Mustera var. İnşallah başarılı olmaya devam eder Fernando Mustera. Diğer konuya geçelim. Evet seçim var dedik. Mustafa Cengiz Mali Kongre'yi toparlarsam seçime gideceğim dedi. Tabii Mali, Kong Mali Kongre'yi toparlamak çok kolay değil. Biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı belli bir sayın üzerinde izin vermiyor toplantılara. Bununla ilgili uygun bir yer bulunursa evet seçim olacak. Peki seçime kimden aday olacak? Mustafa Cengiz aday olacak mı? Olmayacak mı? Şimdi en çok konuşan konu şu. Mustafa Cengiz aday olacak mı? Ben olursa eğer bu yönetimi değiştirecektir. Abdurrahman Bayrak, Yusuf Günay'ı değiştirip yerine farklı isimler alıp kadroyu daha da güçlendirip bu şekilde seçime gidip Mayıs'a kadar takımın başında devam etmeye çalışacağını düşünüyorum açıkçası. Her aday olursa böyle bir yol izleyecektir. Diğer adaylar tabii ki kulislerde konuşulmaya başlıyor arkadaşlar. Hani kulislerde birçok isim dolanıyor ama ciddi ciddi düşünen e, kişilerin olduğunu duyduk. Bunlardan bir tanesi Haluk e, Ulusoy biliyorsunuz e, Haluk Ulusoy da ile bir iş adamı ve daha önce de Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanlığı yapmış birisi e, gel, gidirse ben bu takıma Galatasaray'ımıza faydalı olacağım, e, olacağını düşündüğüm kişilerden bir tanesi diyebiliriz. E, Ebru Köksal var. Kulüslere konuşulan isimler arkadaşlar. Resmi olarak şu anda hiç kimse aday değil. Çünkü tarih belli olmadı. Seçim tarihi belli olmadığı sürece şu anda adaylar ortaya çıkmaz. Seçim tarihi belli olduğu zaman 15 gün içerisinde her aday kendi yönetim kurulu üyelerini toplayıp adaylığını veriyor içeri daha sonra seçime gidiyorlar. Hamdi Yasaman var şu an konuşulan, Ali Sabancı var konuşulan ve Burak Elmas var. En ciddi olarak konuşulan şu anda Burak Elmas var. Ciddi ciddi Galatasaray'ın başkanlık adayı olmak isteyen kişilerden bir tanesi. Ama en çok olmasını istedikleri kişi hem tarafta hem de yönetimin en çok istediği kişi şu anda Ali Sabancı. Maddi açıdan da biliyorsun Sabancı ailesi Ali Sabancı'nın başkan adayı olması isteyen birçok kişi var. Hani Ali Koç'la biliyorsunuz Fenerbahçe'nin başkanı olduktan sonra yatırım amaçlı olarak birçok destekte bulundu. Belki bunu bilmiyor olabilirsiniz ama farklı yollardan Fenerbahçe birçok destekte destek veriyor. Ben Ali Sabancı olursa tabii ki çok fayda sağlayacağını düşünüyorum ama ekonomik açıdan fayda verebilir. Mustafa Cengiz de ekonomik açıdan takımı iyi duruma getirdi ama... Ekibinde kimler olacak bu önemli. Eğer ekibini sağlam tutarsanız zaten başarılı olursunuz. Ali Sabancı gelip ekibini, yönetim ekibini iyi tutarsa o zaman başarılı olabilir. Bence asıl mantık bu. Sportif direktörünüz kim olacak? Yardımcılarınız kim olacak? Bunlar çok önemli. Siz bunları iyi tutarsanız o zaman çok daha başarı, başarıya gidebilirsiniz. Bu şekilde konuyu kapatalım. Ufak bir... Milli takıma değinmek istiyorum. Dün akşam milli takım e, Rusya ile bir, bir beraber kaldı. İkinci yarı Cengiz girdikten sonra iyi bir performans gösteren milli takımımız oldu. Ama Şenol Güneş e, ne yaptığını anlayamadım. bir şekilde. Son dakikalarda, son birkaç dakika kala 2 oyuncu değişikliği yaptı. Gereksiz saçma sapan değişiklik yaptı. Madem değişiklik yapacaksın niye 92'ye kadar bekledin? Zaten Burak Yılmaz da bu tepkiyi verdi Şenol Güneş'e. E, Şenol Güneş'in biraz daha dikkatli olması lazım. Yani grupta 2 puanımız var. Macaristan kazandı. Rusya 7 puanı var yanlış hatırlamıyorsam. Bizim Sırbistan'ı yenmekten başka seçeneğimiz yok. Mil takım olarak evet genç isimlerimiz var. yetenekli isimlerimiz var. Ama bir sürü bir türlü o istediğimiz galibiyetleri alamıyoruz. Seriye bağlayamıyoruz. Galibiyet serisine bağlayamıyoruz bir türlü. Artık o seriye dönmemiz lazım. Galibiyet serisine dönmemiz lazım. Mil takım olarak da oturduğumuz zaman... Evet biz bugün çok rahat kazanırız diyebilmemiz lazım. Çünkü bu milli takım hak ediyor. Çok iyi oyuncularımız var. Genç oyuncularımız olsun. Hakan Çağlanoğlu var. Şu anda çok iyi bir performans gösteriyor. Milli takım Sırbistan maçını inşallah güzel bir galibiyet alır. Ve sağdan o şekilde ayrılır. Evet arkadaşlar bugünkü aktaracaklarım bu kadardı. Sizden tek bir ricamız var. Eğer Galatasaray'ı sayırsanız lütfen ama lütfen abone olun. Sosyal medyada Galatasaray'ımızı savunan kanallardan bir tanesi benim. Çok nadir kanallar var arkadaşlar Galatasaray'ı savunan. Algı operasyonu var. Galatasaray üzerinde bir algı operasyonu var. Ve Galatasaray'ı aşağı çekmek için uğraşan birçok kişiler var. Kanallar olsun, medya kuruluşları olsun, gazeteler olsun birçok kişi var. O yüzden birlik ve beraberlik olma zamanı, kenetlenme zamanı, hedefimiz 23. Konsantrasyon. Sizden tek bir ricamız var. Abone olun ve destekleyin. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.